Sarıgöl'de 22 yaşındaki MS hastası Abdullah Berber, engelli vatandaşların hakkını gasp edip ve ayrımcılık yaparak toplumdan ötekileştiren insanlara Sarıgöl Gündem TV mikrofonlarımızdan seslendi. Hastalığıma rağmen seviyormuş ama hasta biriyle olamazmış. Öküzle trene bakıyor ama binemiyor. Benim bu duruma gelmeme sebep olan her kim varsa, hastalığım sebebiyle bana sırtını dönen her kim varsa veya her kim bile isteye benim hakkımı yediyse ben hakkımı helal etmiyorum. Her iki cihanda, iki elim yakalarında. Sizinle yaptığımız daha önceki röportajlardan sonra çok güzel tepkiler aldım. Çok güzel konuşuyorsun. Daha sonrasında mesela hiçbir kötü niyetleri yoktu ama bana şunu sordular tüm içtenlikleriyle. Okuma oranının bu kadar düşük olduğu bir ülkede niye yazar olmayı tercih ettin? Ben şunu söylemek istiyorum. Benim mesleğim yazarlık değil. Meslek geçimini sağladığın iştir. Ben geçimimi yazarlıktan sağlamıyorum. Ben birçok işle uğraşıp ortaya biriken parayla geçimimi sağlıyorum. Yeni bir iş planım var. Bu bölgede bilinmeyen ve aceleye gelmeyecek bir şey. Bunun ne olduğunu başladığımda açıklayacağım. Şunu söylemek istiyorum bu konuda. Ben onlara, bazı marketlere ve kolejlere muhtaç değilim. Ben bir şekilde ayaklarım üzerinde durmayı başarırım. Fakat ayakları üzerinde duramayacak olan engelli kardeşlerimiz ne yapacak? Veya bir gün ben o duruma gelirsem ben ne yapacağım? Bu konuda belediyeler, her yörenin belediyesi o yöreye ait lezzetleri markalaştırsa, fabrikalar kursa, o fabrikalarda işçi, engelli, üretici ve benzeri kişiler çalışsa ve birbirlerine yakın maaşlar alsalar. Yani böylelikle hem ailelerin, engellilerin, sevgililerin ailelerinin, engelli kardeşlerimize sen engellisin, çalışamazsın deme gibi bir hakkı olmayacak. Öyle bir söz söyleme hakkı da olmayacak. Bu açıklamalarının karşılığını alabildin mi? Yani ben bu röportajı karşılıksız olarak vermiyorum sizlere. Benim beklediğim bir karşılık vardı. Ben o karşılığı alamadım. İnsan yaptığının karşılığını bekler. Her ne olursa bekler. Kimi zaman sadece sevilmektir beklenen karşılık. Kimi zaman karnını doyurmak. İyi bir insan olarak anılmak da bir karşılıktır. Hatta bir kişiyi kırmamak için yaptığın şeyler de. Ama ben niye bunların karşılığını alamıyorum? Offside miyim ben? Niye anlamıyorsunuz beni? Engelliler yolların bozuk olması, maddi sıkıntı, anlayışsızlık gibi durumlardan dolayı eve kapatılmak istemiyor. Dışarıdaki insanların her ne kadar yaşam hakkı varsa bizim de o kadar yaşam hakkımız var. Kimse bize siz yaşamayın demiyor. Ama gerçek bir yaşam içinde kimse bize imkan sunmuyor. Yolları hayırseverlerden bekliyoruz artık yapsınlar diye. Ben öyle bir yaşam isterdim ki, özürler, teşekkürler havadayız uçsun isterdim. Nezaketten kırılalım isterdim. Nezaket parayla satılmaz. Ama inanın birçok şeyi satın alabilir. Dostluğu, sevgiyi, insanlığı ve benzeri şeyleri. Nezaket bambaşka bir şey. Ben eğer bir engelli olarak karpuz satıp, tavukçuluk yapıp, tiyatro ve yazarlık ile ilgileniyorsam, akşama kadar yatıp havadan para bekleyen kimsenin şikayet etmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum.